11 Mart 2022 Cuma günü. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet, Cuma gününde gökyüzünde neler var? Hemen ondan bahsedeceğim. Onu bekleyen arkadaşlar için. Yorum bittikten sonra da videonun devamında şu an gökyüzündeki dinamiklerden biraz daha böyle detaylı bahsedeceğim. İzlemek isteyen arkadaşlar benimle beraber devam etsinler diyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Evet, bugün ayın 11'i, haftanın son günündeyiz. Ve saat 10.24'e kadar Ay İkizler Burcu'nda boşlukta olacak günün ilk saatlerinde. Saat 10.24'te Yengeç Burcu'na geçiyor. Evet, önemli bir 2,5 gün. Su grubunda bir ay seyahati olacak ve gökyüzü tamamıyla su grubuna bürünmüş durumda. Dolayısıyla evet, yağışlar çok olacak dedik. Daha da artacak bu yağışlar. Önce onu söyleyeyim. Hepimiz dikkatli olun. Bazı yerlerde kar, bazı yerlerde sağanak yağmurlar, sel, çığ, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi bugün baktığımızda daha çok güvenlikle ilgili konular, yani aile, duygusal ihtiyaçlarımız, sevme, sevilme ihtiyacı. İşte annemiz, babamız, belki işte gençliğimiz, çocukluğumuz, biraz böyle gerilere de gidebiliriz bugün. Çünkü Merkür de Balık burcunda biraz nostalji yaşatabilir. Melankolik aslında duygusal olarak olacağız. İkinci olarak açılara geldiğimde, ayın açıları bugün aslında zor diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, bir tane net ve güzel açımız var. Bugün önemli işleri olan, görüşme veya konuşmalar olan arkadaşlar, bugün Merkür'ün üçgeni var ayla, saat tam saat 15'te. Bir saat önce ve sonrasında değerlendirebilirsiniz. Özellikle çok daha rahat bir dille, üslupla iletişim kurabilirsiniz. Kendinizi ifade edebilirsiniz. Hatta böyle çok sert ortamlarda bile Merkür, hani Balık'ta, çünkü çok naiftir böyle, çok naziktir, çok duygusaldır. Çok böyle tatlı dille bazı şeyleri böyle yola getirebilir, ikna edebilirsiniz. İletişim kurmak istediğiniz, fikir ve düşüncelerinizi belirtmek istediğiniz alanlarda bu saati kullanın. Onun dışında aileyle daha çok zaman geçirebiliriz. Ve tabii biraz ilişkiler zorlanacak. Çünkü Venüs'ün ayda bir 150'liği var. Onun yanı sıra Mars'ta 150'liği var. Ve Plüto'yla da 150'liği var. Astroloji günlük olarak çok değerlendirilmeyen açılardır. Fakat ben değerlendiriyorum. Çünkü ayın özellikle böyle Plüto, Venüs, Mars gibi gezegenlere böyle sert açılar yapması demek biraz geçmişe bizi götürebilir. Eski konuları gündemimize getirebilir. Zorlanabiliriz bazı ilişkilerde. Zaten stres var ki özellikle bu 20-21 Mart civarı onlar daha böyle ciddi şekilde çatırdayacak, yani ortaya çıkacak. Bu videonun aslında devamında ondan bahsedeceğim işte. Onun dışında bugün sabah saatlerinde Uranüs etkisi var. Gün boyunca evet, aile temaları gündemimizde olacak. Ülkemizde gündem, ülke gündemi. Paraya geldiğimizde şimdi Aslan, işte Güneş, Jüpiter hepsi Balık'ta ya. Biraz piyasalarda böyle ani, yine ben sert hareketler bekliyorum bugün. Onu söyleyebilirim. Çünkü hani buranın yönetici gezegeni Mars da tam bu alanda. Biraz daha böyle krizin biraz daha belirgin olabileceği, biraz daha büyüyebileceği bir gün olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Özellikle bugün biraz daha böyle hissiyatlı ve duygularla hareket edebiliriz. Mars'ta 150'lik olduğunda da çok çatışmalı olabilir. İlişkiler olabilir, kendi içsel dünyanızda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Ama özellikle ilişkilere, trafikte bugün biraz dikkat edin. Çünkü bu açılar çok öyle parlak açılar değil açıkçası. Ama bizim keyfimiz, neşemiz yerinde olacak. Evet, ayın Yengeç Burcu'nda olması gerçekten duygusal olarak bizi çok fazla ailemize, işte eski günlere dedim ya, böyle evimize de bağlayabilir. Evin içindeki yenilikler, değişimler, belki dekor değişikliği, belki bir temizlik böyle. Çünkü hazır Başak Dolunay'ı da geliyor. Zaten her yere köşe bucak temizleyeceğiz. Hiç daha önce gözümüze ilişmeyen şeyler bile gözümüze bizi rahatsız edici boyda böyle takılacak. Ve biz onları değiştirmek, düzenlemek, toparlamak isteyeceğiz gerçekten. Evet, böyle bir gün olacak değerli arkadaşlar. Evet, Venüs, Mars birlikte para, finans, sigorta, vergi, bankalar, bu alan biraz zorlayıcı gibi duruyor açıkçası. Oraya dikkat etmek gerekiyor. İlişkilere bugün dikkat etmek gerekiyor. Çok önemli. Para piyasalarında çat 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 ani değişimler olabileceğini
söyleyebilirim. Bu aşağı yukarı yönde nasıl olur bilemiyorum ama Mars, Venüs Kova'da ve birlikteler ve Satürn orada. Bazı alanlarda geri çekilmeler olacak. Dünkü videoda bunu ve aslında Dolunay videosunda da bundan bahsettim ben. Aniden şartların değişeceğinden bahsetmiştim. Özellikle bazı hani böyle bulunmayan işte gıdalarla ilgili, onların fiyat artışları ile ilgili bir takım değişimler, hatta geri yönde değişimler de olabileceğini söylemiştim. Lütfen izleyin. Burçlarınızda da orada bahsettim. 18'indeki Başak Burcu'ndaki Dolunay'ım. Evet, bugün böyle. Şimdi gelelim arkadaşlar, bu Dolunay 18'inde. Hemen 18'inden sonra 19, 20, 21 tarihleri çok dikkat çekici arkadaşlar. Mars'ın, Venüs'ün, Uranüs'le karelerinin olduğu, Satürn bir yandan orada sıkıştırıyor. Havalar buz kesti, farkındasınız. Mart ayındayız. Hani bahar ayına girdik ama birdenbire, hatta kara kışın da karası geldi. İstanbul olsun, burası Antalya. Hava inanılmaz soğudu burada da. Çok enteresan. Bir hafta önce denize girenler oldu burada. Şu anda buz gibi. Çünkü Kova burcundaki bu stelyum havayı soğuttu ve soğutmayı da devam edecek. Onun yanı sıra savaş, mücadele, ilişkilerdeki asilik, bu da devam edecek. Asıl asilik 21'inde arkadaşlar. Bakın. Şimdi Uranüs 11-12 derecelerde Boğa burcunda. Şimdi Venüs oraya yaklaşıyor. Ayın 18'inden sonra çok dikkat edilmesi gereken günler var. Haftalık burç yorumlarında gene bahsedeceğim ama özellikle tedbir almak gerekiyor. Mesela şu an gündemimizde ne var? Rusya, Ukrayna ve tabii ki tüm dünya ülkeleri böyle bir tetikteler. Şimdi olasılıkları söyleyeceğim. Hani ben tahmin yürütüyorum şu anda. Hani astrolojik tahmin olur olmaz. Orasını Allah bilir tabii ki ama. Şimdi şöyle bir şey, mesela ben hepinize şey söylüyorum. Nisan 12'sinde işte Jüpiter Neptün'le kavuşacak. Bu hafta sonu Pazar günü Güneş'le kavuşuyor Balık burcunda. Şimdi şu anda Merkür de balığa geçtiği için, şimdi bu kadar çok su grubunda, Balık burcundaki bu kadar güçlü gezegenlerin olması tabii ki aklımıza bazı sıvılarla ilgili zorlaştıran hayatımızı konuları da getiriyor. Bunlar ne olur? Hani ilaçlar. Çünkü Başak Burcu'na bir dolunay yaşayacağız. İlaçlar, gıda zehirlenmeleri veya ilaç zehirlenmeleri olabilir. Allah korusun ama tedbirli olmakta fayda var. Çünkü onun o son tarihine ne bakın lütfen. Hani evde bazen tutarız bazı ilacı. Bakmayız. Tarihi geçmiş olur. Hani her zaman olmaz ama olacağı tutar. Bunları hatırlatmak istedim size. Bunlar olasılık dahilinde. Asıl en önemli benim aylardan beri aklımda olan ama hiç bu dilimin söylemeye varmadığı, ki bugün biliyorsunuz Antalya'da önemli bir görüşme yapıldı ve ne zamandan beri de bu kimyasal silahlarla ilgili konuşuluyor ve ben bunun, yani bu kimyasal bir saldırı Allah korusun olabilme olasılığının olacağını düşünüyorum. Bana bu Balık burcundaki bu yoğunluk, Jüpiter'in Güneş'i böyle büyütmesi, hani Neptün'ü gerçekten çok geniş çapta, yani dünya çapında, yani sadece küçük bir bölge, bir lokal bir durum değil bu. Büyük bir zehirlenme diyelim. Yani çünkü hani Neptün zaten Balık burcunda bu zehirlenmeleri işaret ediyor. Evet, çok anlamlı, çok güzel de bir anlamı var bir taraftan ama şu an kötüsünü söylemek, güzelini söyledim bugüne kadar. Yani böyle bir olasılık, yani Allah korusun olmasın ama gökyüzü bunu söylüyor ama onun tarihini de size şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela şimdi 30 Nisan'da bir güneş tutulması var. Şimdi 30 Nisan'a kadar bu arada Nisan'ın ilk 10 günü falan fena değil. Şimdi 30 Nisan'la Mayıs arası, Mayıs'ın 20'si arası diyelim, çok acayip bir gökyüzü geliyor. İki tutulma var o anda. Akrep burcunda bir tutulma var. Bir de Boğa burcunda bir tutulma var. Zaten hani birisi para, finans, ikisi de birisi toprakları işaret ediyor. Ve şu anda bir toprak savaşı var biliyorsunuz. Dolayısıyla o dönemde hem ekonomik kriz ciddi şekilde, yani öyle böyle değil, tüm dünyayı etkisi altına alabilir. Ciddi bir salgın, bir şekilde bir hastalık, mesela sulardan bulaşacak mesela diyorum. Yeraltı kaynakları ile ilgili olabilir. Hani kimyasal bir saldırı, silah olmaz da, hani büyük bir salgın gibi bir şey yine. Bu da olasılık dahilinde. Yediklerimize, içtiklerimize,
Bu aslında temel ihtiyaçlarımıza diyelim. Hani daha sanki dikkat etmemiz gereken bir süreç geliyor. Bu zamanı şu an var. Ama Mayıs, yani Nisan sonu ve Mayıs gerçekten çok şiddetli geliyor arkadaşlar. Tutulmalar çok zor derecelerde. Yani Akrep zaten hani bir güney düğüm var şu anda. Orada bir ay tutulması olacak ve çok güçlü bir ay tutulması. O ay tutulmasının altında çok güçlü sabit yıldızlar var. Onlardan tek tek tabii bahsedeceğim ama iyi yönü de şu tabii ki özellikle kimlere yarar? Hani tutulma dedik, şimdi biraz açayım orayı da. Mesela Nisan'daki, 30 Nisan'daki boğa şeyi tutulması, güneş tutulması, Uranüs'lü, müthiş sürprizli. Yani öyle böyle değil, yer yerinden oynayacak şekilde sürprizler gelebilir hayatımıza. Tabii ki bu bizim için ve dünya için inşallah hayırlı olur ama birçoğu için, birçok ülke için çok hayırlı olmayacağını da söyleyebilirim. Bu Rusya galiba patlatacak yani diye düşünüyorum. İnşallah olmasın ama çok hoş gözükmüyor açıkçası. Şimdi 30 Nisan civarında doğmuşsanız ve 11, 12, 13 derecelerde boğa burcunda yükselen Güneş, Venüs varsa ve tam Akrep de olabilir, yine boğa ve kovada da olabilir, aslan ve kovada da olabilir, etki alacaksınız. Olumlu yönde sürpriz yaşayacak, hani en harika böyle hayatımın mucizesi oldu diyecek burçları da söyleyeyim ben size şimdi bu videoda. Boğalar. İkinci olarak Başaklar, Oğlak burçları gerçekten büyük mucizeler, hayatlarında büyük radikal değişimler yapacaklar. 30 Nisan'daki tutulma, yani Uranüs'le olan bir tutulma insanın hayatını tepeden tırnağa değiştirebilir. Umarım güzel değişimler olsun. Özellikle Başaklar ve Oğlaklar ve Boğalar çok ciddi olumlu etki alacağını söyleyebilirim. Haritalarınıza bakınız. 10 ila 15 derece aralarında toprak grubunda zaten sizin de yükseleniniz varsa illa bu burçta olmanız gerekmiyor. Bir yükseleni sahipsinizdir. Bir Venüs'ünüz vardır. Bir Mars'ınız vardır. Mutlaka o alanda etki alacaktır. Zaten Venüs'e direkt aşık para geliyor diyebilirim. İşte bunlardan bahsetmek istedim değerli arkadaşlar. Her gün sizlerle burada birlikte olmaya gayret ediyorum. Etmeye de çalışacağım halin daha. Bugün duygusal olarak yine hatırlatmak istiyorum. Merkür balıkta çok melankolikiz. Biraz dağılabiliriz açıkçası. Ay da yengeçte iyice böyle gözyaşları falan sel olabilir. Hani dokunsalar ağlayacağım modunda da olabiliriz açıkçası. Biraz böyle kendi hani hislerimizle de duygularımızla da daha çok hareket edeceğiz. Çünkü Merkür burada sezgisel çalışıyor. Hani algılar çok açıktır Merkür balık burcunda. Dolayısıyla çok da rüya gördürür değerli arkadaşlar. Hani bunları not alın ama dün hatta Instagram'da yazdım. Dedim ki çok da böyle rüya gören arkadaşlar vardır. Ki ben onlardan bir tanesiyim. Bazen takarım kafama. Çok fazla etkisinde kalmamaya çalışın. Çünkü bu dönem çok fazla bir şeyler görebiliriz rüyamızda. Evet değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın akşam tekrar birlikte olacağız. Evet 11 Mart Cuma günü inşallah hepimiz için güzel geçsin. Duygularımızı kontrol etmeye çalışalım. Bu enerjileri olumlu yönde kullanmak için diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.